Elden Ring'i tek elde edebilecek olanlar lekelenmişler olsa da tarihe şekil veren en önemli karakterlerin Marika'nın yarı tanrıları olduğu açık. Godfrey'nin altın soyundan Godwin, Morgoth ve Mok, Renala ve Radagon'un birlikteliğinden Üvey, Rykard, Rani ve Radan ve ikinci Elden Lord Radagon'dan Mikaela ve Melania. Fakat bunlar aslında Marika'nın bilinen ailesi. Öz kardeşleri gibi lanetli, tarihten silinmiş iki çocuğu daha var. Mesmer'ın Marika'nın çocuğu olduğunu Gölge Kalesi'ndeki bu hayaletten direkt öğrenebiliyoruz. Kendisi de sürekli anne olarak Marika'dan bahsediyor zaten. Peki Mesmer'ın ateşinde bahsedilen kız kardeşi kim? Burada oyun çıktığından beri kabul gören teoriye dönebiliriz. Marika ve Radagon'un çocukları ve onları temsil eden kelebekler. Yeni gelen siyah kelebek ile bu üçünün Malenia, Mikaela ve Mesmer'ı temsil ettiği kesinleşiyor. Sonuncu yalan kelebek ise Mesmer'ın kız kardeşinin olmalı. Bu kelebeğin tanımında birçok eşya için çıra olarak kullanılır yazıyor. Bizim çıra olarak kullandığımız ve Marika'nın çocuğu olduğunu düşündüğümüz bir karakter var. Mesmer ortaya çıkmadan önce de Melina'dan emindik aslında. Ama Mikaela ve Melania ile aynı zamanda dünyaya geldiğini düşünüyorduk. Mesmer ile başka bir aile daha olduğu ortaya çıktı. Sıradaki sorumuz ise Mesmer ne zaman doğdu? Komutan Gaius'un yadigarının tanımında şöyle belirtilmiş. İkisi de aslana karşı birer abi gibiydi. Ve ikisi de doğuştan lanetliydi. Buna rağmen belki de tam da bu sebeple Gaius hem Mesmer'ın arkadaşı hem de ordusunun lideriydi. Yani Mesmer, Renala ve Radagon evliliğinden önce. Çünkü burada bahsedilen aslan Radan. O zaman bu onu Godwin ile kardeş yapıyor. Fakat bu da çok mantıklı değil. Çünkü Melina ve Mesmer tamamen kızıl saçlı ve ateşle lanetliler. Radagon'un kızıl saçlarının da devlerin lanetinden geldiği söyleniyor. Tüm bu bilgileri topladığımızda Mesmer ve Melina'nın ilk Elden Lord Godfrey'den önce yani Altın Düzen'den hatta Earth Tree'den daha önce ortaya çıktığını gösteriyor. Eğer lore videolarını takip ediyorsanız bunun bayağı büyük bir olay olduğunu fark etmişsinizdir. DLC'nin trailerı ile birlikte de Marika'nın hikayesi de yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Mesmer'ın Radagon ve Marika'nın çocuğu olduğunu ve Earth Tree'den önce doğduğunu öğrendik. Kardeşleri gibi Mesmer'ın da birlikte doğduğu bir lanet var. İçinde yaşayan dipsiz yılan. Yılanlar birkaç yerde görünse de üzerlerine çok detay yok. En belirgini yarı tanrı Rykard ve onu yutan yüce yılan. Elimizde olan bilgilere göre bu dev yılan Gelmir Dağı'ndaki bir dine ait. Muhtemelen bu din altın düzenin gelmesiyle son buldu ve yılan dağın diplerine saklandı. Parçalanmanın ardından Rykard Gelmir Dağı'ndaki antik büyüleri ve bunlarla birlikte büyük yılanı keşfetti. Ve kendi rünüyle birlikte yılanın onu yutmasına izin verdi. Rykard kafirliğin lordu olarak Gelmir Dağı'nı insanları kaçırıyor, üzerlerine deneyler yapıyor ve kendi tarikatına katılan güçlü savaşçıları yutarak güçlenmeye devam ediyor. Bu yılan hakkında başka bildiğimiz tek şey Rykard'ın gördüğü kehanet. Dev yılanın bir gün tüm dünyayı yutacağını görüyor. Akla gelen soru bu yılanın doğası ne? Cinnet alevi ya da biçimsiz anne gibi güçlü bir varlık mı? Bence değil. Çünkü yılan ne kadar büyük olsa da muhtemelen bu boyutunu ve kuvvetini Rykard ve onun rünüyle sağladı. Ve bu kadar güçlenmesine rağmen tek başarabildiği Leyndell'den gelen saldırıyı durdurabilmek. Yani muhtemelen sadece güçlü bir yılan. Ve Mesmer'ın yılanı ile tek yakınlığı atası olması olabilir. Mesmer'ın ise aslında iki farklı yılanı var. İlki sürekli gördüğümüz kanatlı küçük yılanlar. Detaylarını zırhında bulabiliyoruz. Izdırabının sonsuzluğu boyunca yanındalardı. Ve annesinin lütfunu parçaladığında aldığı yeni korkunç vücudunda da onunla birlikte olmaya devam edecekler. Onlar da onun kadar kaderini kabullendiler. Şövalyelerinin miğferinde ise dipsiz yılanın gücünü bastırdıklarından bahsediliyor. Diğerlerine göre kanatlı yılanlar daha iyi niyetli ve zararsızlar. Hatta Mesmer'ı temsil ediyorlar. Şövalyeleri miğferlerinde figürlerini taşıyor ve seferin başlangıcında kalkanları ölümsüzleştiriliyorlar. Son yılan ve muhtemelen diğerlerinin atası ise Mesmer'ın içindeki dipsiz yılan. Garip bir şekilde en önemli ve en güçlü yılan olmasına rağmen hakkında sadece 4 şey biliyoruz. Marika tarafından lütuf ile mühürlendi ve Mesmer'ın sürgününe sebep oldu. Kanatlı yılanlar gücünü kısıtlıyordu, ışıktan koparılmıştı ve diğer adı Base Serpent'tı. Yılanın iki ismi de aslında bize bilgi verebilir gibi geliyor. Ancak bunlar da biraz sıkıntılı. Benim dipsiz diye çevirdiğim Abyssal kelimesi aynı zamanda gölge diyardaki bir bölgenin isminde de kullanılıyor. Abyssal Woods, cinnet alevinin bulaştığı ve girilmesi yasaklanan bir bölge. Fakat iki Abyssal kelimesi orijinal Japonca'da farklı kelimeler. Bölge olan daha cehenneme yakın bir kelimeyken
yılandaki karanlık boşluk anlamında. Base kelimesi ise baz, yani tüm yılanların geldiği nokta gibi değil, alçak, aşağılık anlamında kullanılmış. Dipsiz yılanın doğasını anlamak bu yüzden çok zor. Kötü niyetli olduğunu ve Marika'nın ondan korktuğunu biliyoruz. Ancak gücünün nereden geldiğini bilmiyoruz. Ve gerçekten de güçlü. Karşılaştığımız diğer yarı tanrılar, parçalanma sonrası kendilerine birer büyük ürün alarak güçlendiler ve bu güç onları delirtti. Ancak Mesmer'ın bir büyük ürünü yok ve Marika'nın çocukları arasında en güçlüleri o. Abyss, önceki oyunlarda dünyanın diplerinde bulunan karanlık bölgeydi. Ancak Elden Ring tam tersi yönde gidiyor. Tüm ilahi öğeler gökyüzünden ve uzaydan geliyor. Bence buradaki dipsiz karanlık da uzay boşluğuna bağlanabilir. Greater Will'in dokunamadığı, tamamen varlıktan yoksun, dipsiz bir hiçlik. Yılanlar, Mesmer'ın zamanında altın düzenin bir parçası sayılıp saygı duyulsa da bir süre sonra bu durumun değiştiğini görüyoruz. Üzeri yılanlarla dolu olan Duello Jumifer'in tanımı şöyle. Kolezyumdan sürülen gladyatörler tarafından kullanılırdı. Yılan, Earthtree'ye hain olarak görülür. Ve izleyiciler, bu bronz büstlerin dövülüp hırpalanmasından zevk alırdı. Yani yılanlar bir olayın ardından saygı öğesi yerine düşman olarak görülmeye başladı. Bu Rykard'ın kendini yılana yedirmesi değil. Dönüşümü parçalanmanın ardından gerçekleşiyor ve düellolar büyük olasılıkla bu zamanda devam etmiyordu. Asıl olay fragmanda da gördüğümüz Mesmer'ın Seferi. Mesmer'ın Seferi gölge diyarının büyük bir parçası. Çünkü bölgenin tamamını değiştirmiş. Neredeyse tüm yerleşim yerleri yakılmış, halkı kül edilip siyah hayaletlere dönüşmüş. Bir kule tamamen gölgeyle mühürlenmiş. Mesmer'ın yaptığı katliamı kime karşı olduğunu biliyoruz. Kurbanları ile aynı isimli bir karakter şöyle anlatıyor. Your kind are not forgiven. The Earthtree is my people's enemy. By Marika long betrayed, set aflame. I believe Mikkel's apologies when he says our delivery will come, but never will I see your kind as worthy. Hornsent'in aslında tek farkı boynuzlarının olması. İsimleri de bu anlamda. Boynuz gönderilmişler gibi. Altın düzende boynuzlar ve Crucible bir lanet olarak görülüyorken bu kültürde tam tersi. Boynuzlar ilahi bir özellikti ve Hornsent için çok önemliydi. Boynuz tasımlarının tanımlarında detayları verilmiş. Boynuzlar Hornsent için yüce eşyalardı ve varlıkları onların seçilmiş halk olduğunu kanıtlıyordu. Hornsent Crucible'ı sağladığı evrimsel armağanlar yüzünden kutsal görürler. En belirgini de dolanmış boynuzları. Boynuzlu çocuk aletinde ise dolanmış boynuzların bir ruhaniyet sembolü olduğundan bahsediliyor. Tahminimce boynuzlar kendi başlarına güç vermeseler de kişinin Crucible ile bağlantısı olduğunu gösteriyor. Yaşamın antik haline bağlılıkları da ilahi güce erişmelerini kolaylaştırıyor. Ancak bu güç muhtemelen gittikçe azalıyor. Hornsent boynuzlarını evrimsel bir armağan olarak görse de aslında bir mutasyon. Yani bir istisna ve yavaşça kaybolacak. Crucible boğum tasımı özelliğin devolüsyondan geldiğini söylüyor. Yine boynuz tasımlarında ise dolanmış boynuzlar sadece tekrar tekrar filizlenen taze boynuzlar ile oluşabilir. Bu da ilkelliğin reddedilmez bir işaretidir yazıyor. Hornsent boynuzları olan, onları ilahi gören ve Crucible'a yakın bir halk. Ve altın düzende bu özellikler reddedilip dışlanıyor. Fakat her zaman böyle bir dışlanma yok. Çünkü ilk Elden Lord Godfrey'nin şövalyeleri Crucible'a bağlı. Yani bu dışlanma zamanla ortaya çıkmış. Tabii ki artık asıl soruya geldik. Mesmer neden Hornsent'i ve tüm medeniyetlerini yok etti? Lensbitfin Mesmer'ı suçlasa da karar aslında Marika tarafından veriliyor. Annesinin isteğiyle Mesmer kendini bir korku sembolüne dönüştürdü. Arzuladığı temizlik seferini üstlendi. Lanetlerinizi, öfkenizi ve kederinizi sadece bana yöneltin. Mesmer'ın seferi devam ederken halk ondan nefret etmeye, zalim bir katil olarak görmeye başladı. Sefere katılan ateş şövalyeleri soylu olmalarına rağmen evlerinden kovulup dışlandı. Karya ailesinin lideri Renala'nın kardeşi Relana, Mesmer'a katılmak için soyunu reddetmek zorunda kaldı. Marika, Mesmer ve ordusunun üzerine bir perde indirdi ve gölge diyarını oluşturdu. Böylece hem dipsiz yılan uzaklaştırılmış hem de Crucible'a bağlı bir medeniyet yok edilmiş oldu. Seferin nedeni ve zamanını burada anlatmayacağım çünkü Marika'nın hikayesine girmiş oluyoruz. Gölge diyarının yaratılışının ardından yılan düşman ilan edildi, katil evlat ve eylemleri tarihten tamamen silindi. Mesmer ise örtünün arkasında ona verilen görevi yerine getirmeye devam ediyor.